İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Hocam merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi, bir önceki dönemde müdürü değil mi hocam? 2-3 önce. Öyle mi? Evet. O kadar zaman geçti zaman mi? Zaman hızlı geçiyor. Evet. Evet efendim, bugün konumuz şehirler ve afetler. Özellikle tabii afetler içinde depremi ele alacağız. Özellikle Marmara depreminin riskleri nedeniyle ve İstanbul üzerindeki etkileri nedeniyle. Ama özellikle şehirler ve afetler başlığını seçmemizin sebebi biraz da hocam afet risklerinin şehirleşmeyle birlikte nasıl arttığı üzerinde de durmak istiyoruz. Öncelikle Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü hakkında çok kısa bir bilgi rica ediyoruz sizden. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kurulmuş olan. Evet, enstitümüz 1998 yılında ilk öğrencilerini almaya başladı. Amacı doktora ve yüksek lisans çalışmaları yapmak. Ayrıca araştırma projelerini enstitü çatısı altında tamamlamak. Enstitü büyük ölçüde yerin üç ana bileşeni, su, hava ve karayı birleştirerek çalışan kişiler, araştıran kişiler yetiştirmek istiyor. Atmosfer grubumuz var. Suyla uğraşan, deniz bilimleriyle uğraşan bir grubumuz var. Bir de karada özellikle genç dönem dediğimiz aktif jeoloji ya da aktif tektonik dediğimiz depremsellik ağırlıklı olmak üzere bu araştırmaları yapan ya da karadaki yükselmeleri, alçalmaları, hareketleri inceleyen arkadaşlarımız var. 1998'den günümüze kadar da kesintisiz olarak sürekli her yıl doktora ve yüksek lisans öğrencileri mezun ettik. Hala da etmeye devam ediyoruz. Evet, aynı zamanda da birçok saha araştırmasını, projesini yürütüyorsunuz. Evet. Dinleyicilerimiz eğer, izleyicilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün internet adresine ulaşırlarsa orada da projeler hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirler. Ulaşır. Evet, hocam şehirler ve afetler dedik. Doğal afetlerin riskleri şehirleşmeyle birlikte artıyor. Bunun nedenleri üzerinde kısaca durabilir miyiz acaba? Şimdi doğal afetler adı üstünde doğanın yarattığı afetler ama bazen afet boyutunu geçip felaket olmaya başlıyor. İşte orada da insan etkisi görülmeye başlıyor. İnsanların yaptığı çok sayıda faaliyet şehirleşme amacıyla afetleri tetikleyebiliyor. Mesela heyelanların oluşumunun çok önemli bir kısmı insanların yaptığı faaliyetlerle alakalı. Şevlerin yeniden düzenlenmesi heyelanların temel nedenlerinden bir tanesi. Ayrıca yoğun yerleşme, plansız yerleşme hem zeminden kaynaklanan hem iklimden kaynaklanan ki bu ikisi aslında çok önemli afetler. Bu afetlerin daha fazla hasar vermesine neden oluyor. Kendi halinde duran bir şevin tabanını kazıyorsunuz, şev açısını artırıyorsunuz ve orada bir heyelan meydana getiriyorsunuz. İklimde derenin akış yolu üzerine yerleşimlerde bulunuyorsunuz. Bu defa dereyi kapatıyorsunuz, evet. Üstünü örtüyorsunuz. Dolayısıyla insan faaliyetleri aslında olağan olan, doğal olan, doğal afetlerin bir felakete dönüşmesine neden oluyor. Deprem açısından da öyle. Deprem doğal bir olay ama depremin hasarını yaratan insanlara can kaybı şeklinde felakete dönüşmesine neden olan şey insanların yaptığı binalar, altyapılar ve diğer unsurlar. Dolayısıyla siz şehirleşmede bu doğal afetleri ve onların niteliklerini göz ardı edecek olursanız doğal afetler felaketlere dönüşüyorlar ve insan eliyle yaratılmış felaketler olarak karşımıza çıkıyorlar. Evet, çarpık yapılaşmayı da buna eklersek tabii ki. Felaket kat be kat artıyor. Hocam sizler tabii çok daha iyi biliyorsunuz yer bilimciler olarak. Anadolu'da tarihsel olarak hem depremlerin hem su taşkınlarının, su baskınlarının, sel felaketlerinin hatta orman yangınlarının,
kent yangınlarının karşısında toplumlar çeşitli önlemler alıyorlar. Ve bunun yapısal örneklerini de Anadolu'da görmemiz mümkün. Dünyada da keza böyle. Hatta 1200'lü yıllardan, 1400'lü yıllardan enteresan örneklerle karşılaşıyoruz. Deprem risklerini azaltabilmek için sönümleyicilerin bile kullanıldığını tespit ediyoruz. Fakat özellikle 70'li yıllardan itibaren, 1970'lerden itibaren Türkiye'deki yapılaşmayla birlikte bu belleğin bütünüyle kaybolduğunu da görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Yani bu bellek, tarihi bilgiler bir anda ortalıktan kalkabiliyor mu? Bunları kaldıran etkenler var mı? Nedenler var mı? Çok hızlı nüfus artışı, kentlere göç ve bu nedenle plansız, çarpık yapılaşma ve rant hevesi. Belki bütün bunların da öncesinde gelen. Bu söylediklerinizin temel nedenleri. Elbette ki tarih boyunca baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi çok sayıda Anadolu gibi eski bir coğrafyada özellikle yaşamış medeniyet var. Ve bu her medeniyetten aslında almamız, öğrenmemiz gereken bir şeyler var. Afetler konusunda da öyle. Tarih boyunca yok olmuş, deprem nedeniyle yok olmuş kavimler, uluslar var. O da aslında bir derstir. Yani bir kavmin almadığı tedbir nedeniyle yok olması bir derstir. Ama bakıyoruz ki bir afetin olduğu yerde aynı bölgede herhangi bir tedbir alınmaksızın yeni yapılaşmalar, yeni şehirleşmeler yapılmış. Bu da tabii afetin felakete dönüşmesindeki temel nedenlerden bir tanesi. Tabii bu sanıyorum ki bir bilimsel bilgiyi çok fazla ciddiye almamak. İkincisi yaşananlardan çok fazla ders çıkartmamak. Bu aslında toplumsal bir kültür eksikliği diye de tanımlayabiliriz. Eğer geçmişten ders alınabilirse o zaman gelecek çok daha kolay kurulabilir. Ama her nesil yeniden aynı bilgileri, aynı tecrübeleri, kötü tecrübeleri yaşayarak öğrenmeye kalkarsa ortadaki sonuç bizim 1939'da, 99'da vesairede yaşadıklarımız gibi olur. Evet, aynı süreci siz 99 sonrasında da yaşadığımızı belirtiyorsunuz. Evet, maalesef öyle. Yaşıyoruz. Yani evet. O çarpık kentleşme, kentlerin doldurulması hala devam ediyor. Tabii Türkiye'deki birçok bölge deprem riski altında ama bunların içinde en önemlisi sadece İstanbul olduğu için değil ama tahmin ediyorum ki biraz da yer yapısından kaynaklanan Marmara Denizi'nin durumu. Marmara Denizi nasıl oluştu hocam? O konuda da kısa bir bilgi verebilir miyiz izleyicilerimize? Şimdi ülkemizde 3 tane büyük fay var. Bu 3 büyük fay dünya ölçeğinde faylar. Bunlardan en büyüğü ve Türkiye'de de çok büyük depremler üretmiş olan Kuzey Anadolu fayı. Diğeri Doğu Anadolu fayı. En uzunu da bu herhalde değil mi? En uzunu Kuzey Anadolu fayı, evet. 1600 kilometre. İkincisi Doğu Anadolu fayı, o aşağı yukarı 600 kilometre civarında. Ölüdeniz fayı var, bu da çok uzun, çok büyük bir fay ama bize sadece kuzeyde bulunan kısmı ülkemizin içerisine giriyor. Şimdi Kuzey Anadolu fayı sağ yanal atımlı bir fay, yani Bingöl, Karlova'dan başlayan Marmara Denizi'ne, oradan Yunanistan'a, Kuzey Yunanistan'a kadar uzanan bir fay sistemi. Bunun güneyi batıya doğru kayıyor. Her sene aşağı yukarı 2,5 santimetrelik bir batıya doğru hareketi var. Bu hareket fayların özellikle koptuğu, sıçradığı yerlerde bizim çek ayır havza dediğimiz genişleme rejimine dönüşüyor. Bu genişleme rejimi de oralarda çöküntüler oluşturuyor. Marmara Denizi'ne baktığımızda Marmara Denizi'nde bundan milyonlarca yıl önce bir gölün olduğunu görüyoruz. Bakırköy, Yeşilköy gibi ilçelerimizin üzerinde oturduğu kayalar aslında bir göl içerisinde oluşmuş kayalar. Yaşları 8 ila 10 milyon yıl civarında. Ve bu dönemde Kuzey Anadolu fayı ya da onun atası diyebileceğimiz bir fayın yarattığı bir çöküntü ve bunun içerisi göl oluyor. Daha sonra deniz seviyesinin yükselmesiyle beraber Marmara Denizi iki boğaz vasıtasıyla, biri Çanakkale, biri İstanbul Boğazı vasıtasıyla Karadeniz'e bağlanıyor ve tuzlanıp deniz halini alıyor. Aslında göl. Karadeniz'in de aslında büyük ölçüde bir göl niteliğini taşıdığını söyleyebiliriz. Ne zamanki Akdeniz'in tuzlu suları hareket edip
deniz seviyesi yükselip Marmara'ya ve oradan Karadeniz'e doluyor. Bu ikisi de deniz niteliğini kazanıyorlar. Evet. Ama Marmara'nın oluşumunun müsebbibi tümüyle Kuzey Anadolu fayı ve onun kollarıdır. Evet, ama başlangıcı itibariyle orada bir göl var dediniz. Evet, evet. O bir çöküntü göl. Çöküntü oluşturuyor. Ondan sonrası evet. ise ikinci bir depremin fayların hareketinin sonucu hareketi. Değil, deniz suyunun yükselmesinin. Evet, deniz haline gelmesi, tuzlanması onun nedeni. Marmara Denizi'nin içerisine bakacak olursanız güneyde bayağı uzunca bir akarsu kanalı var Marmara Denizi'nin ortasına kadar uzanan. O eskiden karada olan bir akarsuyun kazdığı bir kanaldır. Ama şimdi tabii su altında tümüyle gömülmüş vaziyette. Evet. Şayet geçmişte bu tür bir yapılaşma, yoğun bir nüfus akını olmasaydı elbette depremin yol açtığı zararlar çok daha az olacaktı. Evet. Ama depremin büyüklüğünün belirlenmesinde bu yapılaşmanın, bu nüfus yoğunluğunun bir etkisi var mı? Elbette. Ya şöyle, şimdi aslında deprem konusunu da büyük ölçüde yaşayarak öğreniyoruz. Yani iki tane örnek vereyim. Örneğin Bartın'da 1968'e kadar bir deprem riskinin olduğunu, deprem olasılığının olduğunu bilmiyorduk. Hani o biraz bilimsel anlamda ülkemizin çok fazla gelişmemiş, biraz gelişmiş ülkelere oranla geri kalmış olmasının bir etkisi. Ama tabii bugünkü seviyede dünya ölçeğinde çalışmalar yapılıyor. 1968 Bartın depremi olduktan sonra o bölgenin bir deprem bölgesi olduğunu öğrendik. 1944 Kırşehir depremi olmadan önce orası 4. derece deprem bölgesiydi. Önemsiz bir bölgeydi yani. Önemsiz bir bölge. Risk açısından. Evet. 44 depremi olduktan sonra anladık ki burada deprem ciddi olabilir. Bir durum var. Ciddi bir durum var diye. Şimdi bugün için tabii bu 1940'lı yıllara baktığımız zaman bugün çok ciddi anlamda artık Türkiye'nin neresinde deprem olabilir ya da hangi büyüklükte deprem olabilir bunu biliyoruz. Fakat tabii bunu öğrenmemiz şehirleşme anlamında biraz geç. Çünkü Anadolu zaten çok eski bir coğrafya ve yüzyıllardır yerleşim birimleri var. Bu yerleşim birimlerinin yerini değiştirmek de sosyal anlamda pek kolay bir iş değil. Örneğin İstanbul'a bakalım. Mümkün değil. Tabii. Mümkün değil. Tabii. İstanbul gibi bir kaç coğrafyada. Kaç medeniyet geçmiş üzerinden. Artık orada nerede yerleşilmişse o. Ama şöyle bir şey yapılabilirdi belki. Bugün dahi hala başlanıp bu gidilebilir diye düşünüyorum. İstanbul'da örneğin 1939 depremi olduktan sonra, 1948'de Kuzey Anadolu fayının varlığı öğrenildikten sonra İstanbul, düzgün bir planlamayla depreme hazır hale getirilebilirdi. Çanakkale örneğini yanılmıyorsam altın saatlerde konuşmuştuk. Evet. 1944'te Edremit'te bir deprem oluyor ve yabancı bir araştırmacı, ismi de şu anda hatırıma gelmiyor ama bir rapor veriyor. Diyor ki bu bölgedeki köyler depreme çok hazırlıksızdır, dayanıksız yapılardan oluşmaktadır. Bunların mutlaka depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekir. Sene 1944, biz 2017'de Çanakkale depremleri nedeniyle yeniden ciddi oranda hasar gördük. Şükür ki önemli bir can kaybı olmadı bölgede. Biraz hayvanlar telef oldu. Hayvanlar telef oldu. O eski yapılarda hayvanların barındırılmasından kaynaklanıyor. Maddi hasar oldukça fazla oldu. Ama 44'te biz bunu hazırlanmaya başlasaydık, bugün olan 5.7'lik bir deprem, dünya ölçeğinde hasar verebilecek bir deprem değildir. Ve biz bunu evlerimizde oturarak, gülerek atlatabilecektik. Evet. 17 Ağustos 1999'dan sonra İstanbul'un çok önemli bir deprem riski olduğu ortaya kondu. Hiç değilse 17 Ağustos 1999'da başlamış olsaydık bugün İstanbul açısından çok ciddi tedbirler almış olacaktık. Riskleri çok aza indirmiş olabilirdik ki bu konuda da tabii ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de katıldığı 4 büyük üniversiteyle birlikte yapılan İstanbul Deprem Master planı var ki hala birçok açıdan geçerliliğini koruyor. Evet. Biraz önce söylemiştiniz, belirtmiştiniz. En son diri fay haritası yenilendi sanıyorum. Evet. Bir de deprem bölgeleri tanımı da değişti artık. Evet. Birinci
bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye tanımlamıyoruz. Evet. Daha nokta evet. esaslı bir yeni haritayla birlikte tespite gidebiliyoruz evet. herhalde. Tabii bunlar biten süreçler değil. Yani bugün 2012 yılında Dirifay haritası yayınlandı. Evet. 2012'den sonra yapılan çalışmalarda yeni Dirifayların da olduğu ortaya çıktı. Mesela Çanakkale'deki deprem, demin örneğini verdiğimiz, orada bir Dirifay yok. Edremit Körfezi'nin içinde var. Deprem olan bölgede değil, biraz daha batısında kuzey-güney yönlü faylar var. Ama asıl depremi yaratan kuzey-batı-güneydoğu uzanımlı fay Dirifay haritasında yok. Bu olan depremlerden sonra bunu koyacağız. Ve deprem bölgeleri haritası yeni şekliyle belki zaman içerisinde yeniden yenilenecek. Ki bizim bu kaçıncı deprem bölgeleri haritamız. Haritamız değil mi hocam? Bu arada Çanakkale ve çevresinde oturan, iş yapan vatandaşlarımıza da bir olumlu haber verebilir miyiz? Yani orada çok büyük bir deprem evet. beklenmediğine ilişkin. Evet. Şimdi Çanakkale yöresi, Edremit Körfezi ve onun kuzeyi çok sayıda fayın olduğu bir bölge aslında. Özellikle bu geçtiğimiz aylarda yaşanan bölgede, daha önce de konuşmuştuk, burada çok büyük bir deprem beklentimiz yok. Yani 7'nin üstüne çıkabilecek bir deprem beklentisi yok. Ama biraz güneye gelecek olursanız Edremit Körfezi'nin içerisinde büyük bir fay var. Bunun büyük bir deprem üretmesi olası. Biraz doğuya doğru takip edecek olursanız yine bu bölgeyi. Kuzey Anadolu fayının kolları var. Nitekim 1953'te Yenice Gönen fayı dediğimiz, yine Çanakkale sınırları içerisinde büyük ölçüde kalan 7.3 büyüklüğünde depremlerimiz var. Yani Türkiye'de aslında çok rahat edeceğimiz, ha burada büyük deprem olmaz diyeceğimiz yerlerin sayısı çok az. Çok az, evet. Bu arada ben hemen şunu da sormak istiyorum. 3 büyük fay olduğunu belirttiniz Türkiye coğrafyasında. Fakat onun dışında irili ufaklı birçok sayıda fayda evet. söz konusu. Meta Dirifay haritasında 250 fay belirlenmişti. Evet. Yani daha da artar. Evet, muhakkak. Fayların oluşumu hakkında da çok kısa bir bilgi rica edebilir miyiz hocam? Nasıl şimdi, oluyor? Yani çünkü bu bir yer kabuğu hareketi ama her yerde de olan bir şey değil. Evet. Yer kabuğu aslında çok hareketli. Yani bize ilkokulda öğretilen nesneler ikiye ayrılır. Canlı ve cansız. Varlıklar. İşte kayalar cansızdır. Evet. Taşlar, aslında kayalar. Bizler için öyle değil. Yani yer bilimciler için taşlar doğururlar. Taşlar hamile kalırlar. Taşlar yaşlanırlar ve taşlar ölürler. Ama bu süreç o kadar yavaştır ki biz bunu yeterince algılayamayız. Tıpkı ben bunu hep tırnak örneğini veriyorum. Tırnağınıza bakarsınız, bakarsınız hiç uzadığını görmezsiniz. Ama aradan bir hafta geçer bakarsınız ki tırnağınız 1 milim, 2 milim uzamış. Uzamış tabii. Ayaklarımızın altındaki kayalar da öyle. Aslında sıkışıyorlar, hareket ediyorlar ve bu hareket belli bir yere kadar dayanıyor. Onun belli bir aşamaya gelmesiyle birlikte yine bir örnek verelim isterseniz. Bir çıtayı alıp iki elinizle bükmeye başlarsanız belli bir süre o çıta size reaksiyon vermez. Sonra çıtırdamaya başlar. Belli bir aşamaya geldiği zaman da kırılır. Kırılır. İşte evet. kayalar da aynı şekilde kırıldıkları zaman deprem olayını yaratıyorlar. Bu kırılma sismik bir enerjinin boşalması anlamına geliyor. Ve o bölgede enerji boşalmasıyla deprem meydana geliyor. Bir yer sarsıntısı oluşuyor. Tabii kırılma ne kadar şiddetliyse olabilecek deprem de o kadar büyük oluyor. Etkisi o kadar fazla oluyor. Ancak bu olay bir defa deprem olmakla bitmiyor. Çünkü hareket sürekli, tıpkı tırnağımızın uzaması gibi yavaş yavaş yavaş. O da zaman içerisinde yeniden bir depremi daha oluşturuyor. Onun için biz diyoruz ki bir yerde deprem olmuşsa geçmişte, gelecekte de olur. Ama 100 sene sonra, ama 1000 sene sonra, ama 10.000 sene sonra, ama orada da bir daha deprem beklemek gerekir. Bunun ne zaman olacağını da çok insanlar kestiremezler. O nedenle deprem olan bir bölgede yaşıyorsanız mutlaka
tedbir alıp gelecek bir depreme hazır olmak gerekir. Evet, biz depremin büyüklüğü konusunda bilgi sahibiyiz. Sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda sahibiyiz. Yeri konusunda esas itibariyle bilgi sahibiyiz. Fakat ne zaman olacağı konusunda bilgi sahibi değiliz. O zaman herhalde hocam bunu bilen bazı uzmanlar var. Onları da programa davet etmek lazım ama bu konudaki sorumu bilahare soracağım. Çünkü bu da toplumun kafasını çok karıştıran hususlardan birisi. Bunda medyanın da etkisi var. Programımızın ilerleyen dakikalarında onun üzerinde de duracağız. Siz hep Arabistan Yarımadası'nın Türkiye'ye doğru hareketinden bahsedersiniz. Bu neye yol açıyor hocam? Şimdi demin söylediğimiz gibi kayalarda bir hareket var. Bu hareketi oluşturan temel neden de dünyamızın dışını kaplayan ve levha dediğimiz parçalar var. Bunlar bir kısmı sadece kıtalarla sınırlı, bir kısmı ise kıta ve okyanusları kapsıyor. 7 tane büyük levha var. Bu 7 büyük levha sürekli hareket ediyorlar. Mesela Pasifik Denizi'nin iki kenarında duran iki kişi her yıl birbirlerine 10-15 santimetre yaklaşıyorlar. İki tarafta duranlar. Türkiye'de mesela Kuzey Anadolu fayı 2,5 santimetre. Öbür tarafta 10-15 santimetre. 10-15 santimetre. Mesela Türkiye'de de şu anda bulunduğumuz yerle Bursa'da bir arkadaşımız arasında hassas bir ölçüm yapsak önümüzdeki sene 2,5 santimetre Bursa'daki arkadaş Ege'ye doğru gitmiş olacak. Evet. Bunu eğer dünyanın 4.7 milyar yıllık yaşıyla kıyaslayacak olursanız ve bunu hızlı bir film gibi çevirecek olursanız dünyanın yüzünün aslında sürekli hareket eden yapılardan oluştuğunu görürsünüz. Bu da dünyada çeşitli okyanusların oluşmasına ve kapanmasına yol açıyor. Günümüzden 12 milyon sene öncesine gidebilseydik, Arap Yarımadası'yla Türkiye arasında bir okyanusun var olduğunu görecektik. Yani Hatay'dan başlayın, Antep'in kuzeyinden Hakkari'ye doğru böyle bir yay çizin ki orası bir dağlık arazidir. O dağlık arazinin bulunduğu yerde eskiden büyük bir okyanus vardı. Ve Arap hem de okyanus, yani denizle demiyorsunuz. Tabii büyük bir okyanus vardı. Eğer biraz daha geriye gidersek binlerce kilometre genişliğe ulaşan bir okyanustu. Arap Yarımadası çok güneylerdeydi ve yavaş yavaş kuzeye doğru ilerleyerek Türkiye'ye çarptı. Bu aşağı yukarı günümüzden 11 milyon sene önce. Ondan sonra Arap Yarımadası kuzeye ilerlemeye devam etti ve Anadolu'yu sıkıştırmaya başladı. Tabii Anadolu aşağıdan itildikçe bir kuzeyde de gideceği fazla bir yer yok. Kuzeyde de Kafkasya var. O da çok büyük bir kıta parçası. Arkası bütün Avrasya. Dolayısıyla Anadolu önce Doğu Anadolu'da sıkışmaya başladı, kalınlaştı. İçerisinde çok sayıda faylar gelişti. Bizim sıkışmayla oluşan bindirme fayı dediğimiz faylar gelişti. Ve aşağı yukarı 5-6 milyon sene önce de Anadolu batıya doğru kaçmaya başladı. Tıpkı bir kirazın dışını sıkmaya başladığınızda içindeki sağlam dayanıklı çekirdeğin parmaklarınızın arasından pırtlaması gibi. Anadolu'da iki fay boyunca batıya kaçmaya başladı. İşte Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı dediğimiz iki büyük fay bu sayede oluştu. Hala örneğin Mardin'de bulunan bir arkadaşımızla biraz daha kuzeye çıkalım. Mesela Bingöl'de bulunan bir arkadaşımızın arasındaki mesafeyi ölçersek her sene yaklaşık 20 milimetre, yaklaşık 2 santimetre birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani Arap Yarımadası hala Türkiye'nin üzerine doğru geliyor. Türkiye'yi sıkıştırıyor. Bu sıkışmanın etkisiyle de Türkiye batıya doğru hareket ediyor. İşte bütün bunlar aslında depremlerin nedeni. Bu hareket. Evet, yani çok uzun bir tarih boyunca neredeyse komşu olacaklarını bile söylememiz mümkün değil mi? Evet, öyle olacağız. Hocam İstanbul'un yer yapısı nasıldır? Evet.
Bunu niçin soruyorum? Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde depremin etkin olduğu bölgelere baktığımız zaman bunlar aynı zamanda en güzel yerler. Evet. Yani İstanbul'da işte Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. İstanbul'un yer kabuğunun yapısı ve yani bu bahsettiğim güzelliklerle deprem İlişki, arasında deprem bir arasında ilişki ilişkisi. Var mı? Yani evet. Deprem olduğu zaman daha mı güzel evet. olacağız? Şimdi tabii deprem olan bölgeler genellikle alçak, düz, ova oluşturan bölgelerdir. Bizim Marmara Denizi gibi. Marmara Denizi de depremler nedeniyle oluşmuş bir çöküntü. Ve oralarda topografya alçak ve düz olduğu için insanoğlu açısından yaşamak daha kolaydır, suyu boldur. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul aslında deprem ve zemin anlamında şanslı sayılabilecek bir bölge. Örneğin bir ada pazarında yaşadığımız sıvılaşma riskini İstanbul'un neredeyse tamamı için çok fazla beklemiyoruz. Spot birkaç noktayı istisna yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. İstanbul büyük ölçüde kaya üzerinde oturuyor. Biz depremlerde özellikle zemin dediğimiz ayrık taneli birimlerden çekiniriz. Bunlar henüz katılaşmamış, kaya haline gelmemiş. Adeta bizim tarla toprağı gibi tabir ettiğimiz nitelikteki birimlerdir, jeolojik birimlerdir. Bu tür zayıf kayalar İstanbul'da çok fazla yok. Mesela Adapazarı'nda deprem esnasında yeraltı suyunun basınçla yukarıya doğru çıkmasıyla 99 depremini hatırlayanlar hatırlayacaklardır bunu da. Zemin sıvılaştı, çamur haline geldi ve üstündeki binalar zeminin içerisine battı. Bazen bir katı, iki katı zeminin içerisine battı, binalar devrildiler. İstanbul'da böyle bir şey beklemiyoruz. Çünkü İstanbul'un zemini büyük ölçüde kayalardan oluşuyor. İstanbul'un zayıf olan zeminleri, demin sözünü ettiğim göl çökelleri, daha genç olan 10-11 milyon yıl, 8 milyon yıl yaşında olan birimler, bunlar da Avrupa yakasında yaygın, Asya yakasında çok fazla yoklar. Eminönü'nden başlamak üzere Yeşilköy, Yeşilyurt gibi ve Marmara Ereğlisi'ne doğru uzanan ve Marmara Denizi'ne bakan bir kuşakta nispeten zayıf ama Adapazarı gibi olmayan nispeten zayıf bir zemin var. Diğer kesimlerde ise zemin oldukça sağlam. Tabii bunun sonucu bazı bölgelerin İstanbul'da olası bir depremde daha fazla sarsılması, bazı bölgelerin ise daha az sarsılması anlamına gelir. Tabii o sarsıntıda bir de faya olan mesafe önemlidir. Faya ne kadar yakınsanız, yani Marmara Denizi'ne ne kadar yakınsanız, oluşabilecek sarsıntı o kadar fazladır. Kuzeye doğru çıktıkça Bursa sarsıntının giderek azalmasını bekliyoruz. Evet, son projelerle birlikte İstanbul'da birçok yerde deniz dolduruldu ve üzerinde de çeşitli etkinliklerin yapılacağı alanlar, parklar, bahçeler ve hatta yapılaşma gerçekleştirildi. Aynı zamanda Boğaz'da da hala devam etmekte olan en son Martı projesiyle birlikte sanıyorum ki ciddi bir alan doldurulacak. Bunların deprem riski açısından durumu konusunda ne söyleyebiliriz hocam? Şimdi projelerin içeriği konusunda çok fikir sahibi değilim açıkçası. Evet. Ama bugün içerisinde bulunulan bilimsel düzeyle bu konularda gerekli tedbirleri almak mümkün. Evet. Yani bugün en deprem açısından riskli yerde dahi parasını ödemek kaydıyla. Çünkü buralarda maliyet oldukça artıyor. Bu maliyete katlanarak depreme dayanıklı yapılar inşa etmek mümkün. Bugün herhangi bir en büyük depremde dahi yıkılması mümkün olmayan yapıları inşa etmeniz mümkün. Böyle bir teknoloji var. Evet. Bunun örnekleri de var dünyada. Örnekleri de var. Çok sayıda yapılan. Özellikle mesela nükleer santrallar yapıldıkları zaman depreme dayanıklı olmaları için
oldukça güçlü olarak yapılabiliyorlar. Oranın koşullarına uygun olarak yapılıyorlar. Ve depremde de çok ciddi hasarlar görmeksizin de atlatabiliyorlar. Ama tabii bunun çok özel yapı olduğu için bir maliyeti var. Buna karşılık insanların yaşadığı binalarda bu maliyet ödenmiyor. Çünkü binanın ömrü zaten 40 yıl, 50 yıl, bilemediniz 100 yıl. Ve o binanın da belli bir satışı var, belli bir değeri var. O değeri aşarsanız o binayı zaten kullanamazsınız. Evet. Yapmanıza da imkan kalmaz. Dolayısıyla burada bir optimumu bulmak. Ama bu projelerde de böyle bir tedbir alınmıştır diye ümit ediyorum en azından. Tabii bu konuda bilgi sahibi değilim ama evet, bir de yani tabii ki doğal hayatı etkileyen sonuçları var bu tabii. tür projelerin tabii. ve yapımların. Ayrıca mesela nükleer, o da sorularımdan birisi olacaktı. Yeri geldiği için hemen sormak istiyorum. Nükleer santrallerle ilgili Japonya'da ki deprem konusunda en dikkatli ülkelerden birisi, evet. hem yapıları itibariyle hem toplum eğitimleri itibariyle, ama orada bir üçlü geldi. Yani önce deprem geldi, arkasından tsunami geldi evet. ve onun arkasından radyasyon sızmasıyla evet. karşı karşıya kaldık. Yani çok sağlam bir bina yapmak da bazı noktalarda yeterli olmuyor. Çünkü tabii. Japonya'da bütün planları, bütün tahminleri alt üst eden bir evet. durum ortaya çıktı. Evet. Ya orada da şöyle bir şey söylemek lazım. Yani yer altını ve doğanın risklerini %100 doğrulukla kestiremeyebilirsiniz. Evet. Çünkü mesela bugün biz Sinop'ta bir nükleer santral yapıyoruz. Buradaki deprem riskinin önemli bir kısmı Karadeniz'in içinden kaynaklanıyor. Karadeniz'in içini çok fazla detayla inceleme şansınız yok. Belli bir yerden sonra bir bilinmezlik mutlaka olacaktır. Bu yer bilimlerinin doğasında olan bir şeydir. Bu nedir? Derinlikten mi kaynaklanıyor hocam? Hayır, aktif faylar var mıdır, yok mudur? Evet. Bunların araştırılmasıyla ilgili. Bir bina yaparken bile zemin etüdü yapıyorsunuz. Sondaj tabii. açıyorsunuz. Neticede açtığınız sondaj 5 santim, 10 santim çapında bir deliktir. 4 tane delik, 6 tane delik her neyse, bu deliklerle koca bir yapıyı bunun üzerine oturtuyorsunuz. Büyük bir arazide. Burada mutlaka bilinmezlikler vardır. Ama o bilinmezlikleri mühendislik önlemleriyle, tecrübeyle aşmak mümkün. Ama yer altında mutlaka bilinmezlikler vardır. Japonya'daki de aslında böyle bir olay. Japonya'da aslında depremden nükleer santral bir hasar görmedi. Tsunami'den oldu. Tsunami büyüklüğüne iyi kestirilememişti. Tsunami için de önlemler vardı. Mesela bariyerler vesaire vardı. Çelik ama bariyerler vardı. Bu kadar büyük bir deprem olacağı ve bunun da bu kadar büyük bir tsunami yaratacağı öngörülememişti. Bu da yapılan bilimsel araştırmada veri eksikliğini işaret ediyor. Ya da veriye ulaşılamamış olduğunu işaret ediyor. Evet, siz enstitü olarak aynı zamanda iklim sorunlarıyla da uğraşıyorsunuz. Evet. Ve bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceki iklimden kaynaklanan afetler veya sorunlar ile bugünküler arasında da önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak da gene bilim insanların belirttikleri kadarıyla küresel ısınma, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte daha önceden planlanmış olan ve o planda doğru olsa dahi bugün bütün bunların yeni baştan gözden geçirilmesi tabii. herhalde gerekiyor. Yani iklim tabii apayrı bir kavram. İklim, iklimde belki yaşayacağımız en büyük afet de gelecekteki kuraklık olacak. Evet. Yani simülasyonlar yapılıyor. Hatta Türkiye'de başlamış olan işte Konya'da evet. olan. Önümüzdeki yıllara yönelik simülasyonlar yapılıyor. Mesela Doğu Karadeniz'de yağışın bugünkünden çok daha fazla olacağı düşünülüyor. Bu da heyelan vesaire gibi tabii. Olayların giderek orada artacağını işaret ediyor. Buna karşılık İç Anadolu'ya ve Anadolu'nun diğer kesimlerine geldiğinizde de ciddi bir kuraklıkla karşılaşacağımızı
görüyoruz. Evet. Bunlar tabii önümüzdeki dönemde hem afetlerin hem de hem iklime hem de doğaya ilişkin sorunların artabileceği konusunda da bize bir fikir veriyor sanıyorum. Hocam biraz Marmara depreminden bahsedebilir miyiz? Şimdi sonuç olarak 1999'da iki ayrı noktada büyük depremlerle karşılaştık. Oldukça çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, yaralananlar oldu. 99'dan bugüne geldiğimiz zaman aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını biliyoruz. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Ama bu Marmara depreminin riskleri üzerinde kısaca duralım lütfen. Aynı zamanda çünkü önlemlerin alınmasına ilişkin altın saatlerimiz daha hala bitmedi maalesef. Bitmedi. Evet. Şimdi Kuzey Anadolu fayı 1939'da Erzincan'dan başladı. Çok büyük bir deprem üretti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük depremidir. 8 büyüklüğünde veya 7.9. Ondan sonra batıya doğru ilerlemeye başladı. Ve batıda Marmara içerisindeki olan kısmı deprem olmadı. 1912'de Müref'te Şarköy'de bir deprem oldu. Bu arada bir boşluk kaldı. Biz buna sismik boşluk diyoruz. Yani deprem olmayan, uzun süre deprem olmayan bir bölge olarak kaldı. Marmara Denizi ve çevresine baktığımız zaman tarihsel kayıtlarda elbette ki o zaman sismik ölçümleri yok. 1509'da, 1766'da ve 1800'lü yıllarda, 1890 galiba tarihi şimdi tam çıkartamadım, depremler var. Bunlar yazılı. Yazılı ve kayıtlarda hani bunların büyüklüğünü de verdiği hasardan öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Yani 1509 depremi olduğu zaman padişah Edirne'ye gidiyor. Deprem o kadar uzun sürüyor ve sarsıntılar sürüyor ki. Ve onarım için bütçeden verilen harcamalar var. Bunlara bakılarak depremin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar hasar verdiğini öğreniyoruz. Bir de tarih kayıtlarda. Bir ara soru sorabilir miyim tabii, hocam? Tabii. Mesela 1509 depremini siz kazılarda izine rastlayabiliyor musunuz? 1509'a rastlamıyoruz. Çünkü 1509 büyük ölçüde Marmara Denizi'nin içinde. İçinde evet. Meydana geliyor. Yalnız tarihi kayıtlara baktığımız zaman Kahire'den duyulduğu depremin, Kahire'den hissedildiği belirleniyor. Çok enteresan. Tabii bu kayıtlardan hareketle tahmin ediyoruz ve 8 ya da 7.9 gibi bir büyüklüğe ulaştığını düşünüyoruz. Diğer depremler de yine büyük depremler ve yıkıcı hasar yaratmış depremler. Tüm bunlara baktığımız zaman hem Marmara Denizi'ndeki fayın kırılmamış olması, hem tarihsel depremlerin olması, hem de demin sözünü ettiğimiz gibi Anadolu'nun her yıl 2,5 santimetre batıya kayması, Marmara'da bir deprem olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu 2000'li yıllarda rahmetli Aykut Barka ve Tom Parsons'un yaptıkları çalışmalarla %65 artı eksi 15, yani %50 ila 80 arasında bir olasılıkla İstanbul'da büyük bir deprem olacak çalışmanın sonuçları böyleydi. Bu da bilimsel ve güvenilir bir çalışma olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla İstanbul ve Marmara çevresi bir depreme gebedir. Bu depremin büyüklüğü de 7'nin üzerine çıkacaktır. Çıkacaktır. Ne kadar üstüne çıkar? O demin söylediğiniz tartışmaların konusu. Kimine göre 7.2 olur, kimine göre 7.6 olur. Ama bunun da aslında çok fazla hani önemi yok. 7'nin üstüne çıkan bir deprem önemli hasar yaratacak bir depremdir. Bu hasardan biraz daha fazlası, biraz daha fazlası ya da biraz azı önlem alınmasını mecbur kılan bir büyüklüktür bu 7'nin üzerine çıkan deprem. Çünkü eğer bir bölgede deprem altını ve altının altındaysa bunu kolaylıkla önleyebilirsiniz tedbir alarak. Ama 7'nin üstüne çıkıyorsa bir sürü problem yaşayacağınız anlamına gelir. Evet. Hocam yer bilimci olarak nasıl bir medya hayal ediyorsunuz Türkiye'de? Evet, bu çok ciddi bir sorun bizler için, özellikle 99 depremi sonrasında. Evet. 99 depremi sonrasında çok yaşadık bunu.
Yani yer bilimlerini hele bugün artık bir miktar daha halkımız daha bilinçlendi diyebilirim. Çünkü o kadar çok tartışma izledik ki fay nedir bilinmiyordu 17 Ağustos 1999'a kadar. Deprem nedir çok fazla toplum bunun bilincinde değildi. Şimdi medya neticede bizim bilgilerimizi topluma aktaran bir kurum. Ve bu arada bizden aldığını çok doğru bir biçimde yansıtması gerekir. Ama doğru biçimde yansıtmak için de konuyu bilen birisi olması gerekir. Konudan anlayan birisi olması gerekir. Ama bizim medyada bu nitelikte kişilerin pek olmadığını gördük. Biz bir şey söyledik. Mesela fayın büyüklüğü dedik, gidip şiddeti olarak onu aktardılar. Çok basit bir şekilde büyüklükle depremin şiddet arasındaki farkı dahi söyleyemedik. Ve bu hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Elbette çok sayıda yani burada konudan en azından kendini yetiştiren arkadaşlarımız var. Meslektaşlarımız var medyada çalışan. Ama bizim... Neticede biz de medyanın ne olduğunu bilmiyoruz. Zaman içerisinde biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla medyanın burada çok önemli bir görevi, bilimsel sonuçları halkın anlayacağı bir dile tercüme ederek onu aktarması gerekir. Ama bu aktarma büyük ölçüde sansasyonel bir şey söylemişseniz onun öne çıkarılması, belki gerçekten çok daha önemli olan şeylerin ise çok göz ardı edilmesi şeklinde gelişti. O bakımdan hani medyadan bazı şikayetlerimiz oldu, olmadı değil. Ve hala da devam eden şikayetler bunlar. Devam eden de var ama çok doğru aktarılan, özellikle hani canlı yayında olmayan, telefonla alınan bilgilerle yapılan röportajlarda çok garip sonuçlar ortaya çıktı. Ve bunları herhalde zaman içerisinde bir miktar daha yaşayacağız diye düşünüyorum. Evet, bunda biraz da bazı yer bilimcilerin de payı olduğunu düşünmemiz gerekiyor sanıyorum. Bu da medya tarafından bir eleştiri olarak kabul edin lütfen. Çünkü depremin büyüklüğü konusunda yapılan açıklamalar, ki bu konuda herhangi bir bilimsel veriye hali hazırda imkanımız olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunlar da medyanın o sansasyonel başlıklarının önemli nedenlerinden biri haline geliyor. Veya hemen ilk sorulardan birisi, hocam işte şeyde, İran'da deprem oldu, o acaba İstanbul depremini tetikler mi gibi garip sorulara da çok neden oluyor. Hocam süremizi süratle tamamladık. Aslında size sormam gereken başka sorularım da vardı ama onu da bir başka programa bırakalım şimdi. Lütfen. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Zaman ayırdınız, geldiniz her zaman olduğu gibi. Evet efendim. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız idi. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün öğretim kadrosunda, aynı zamanda depreme ilişkin birçok araştırmanın da başında ve içinde. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ayrıca Medyascope ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.